polis cinayetleri siyah Amerika Birleşik Devletleri'lilerin ruhsal sağlığını kolektif olarak bozuyor. APD'de yapılan bir araştırma, ırkçılığın ve eşitsizliğin siyahilerin ruhsal sağlığına zarar verdiği ortaya çıktı. 100 bin kişi üzerinde 2 yıl boyunca yapılan çalışmada, tekrar eden cinayetlerin ruhsal sağlığı onarmaya izin vermediği görüldü. İngiliz The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre silahsız siyah erkek ve kadınların sıklıkla polisler tarafından öldürülmeleri siyahileri toplu olarak etkiliyor. Araştırmanın bulguları, sağlık koşullarında farklılığa yol açan bir etken olarak ırkçılığın doğrudan doğruya öldürülenlerin yakınlarından çok siyahileri toplu olarak etkilediğini gösteriyor. 100 bin siyah Amerikalı ile yapılan çalışmada, katılımcıların davranışları 2013 ila 2015 yılları arasında, davranışsal risk faktörü gözetim sistemi, görüşmelerinde mercek altına alındı. Bu kişilerin yaşadıkları eyaletlerde yılda ortalama olarak 4 kez siyahiler polis tarafından öldürüldü. En belirgin etkiler, cinayetlerin kamuoyu tarafından bilinir hale gelmesinin ardından, takip eden haftalar ve aylarda meydana geldi. Survanarddan biri olma korkusu ruhsal sağlıkta gerilemeler görüldüğü günlerin karakteristik özellikleri arasında, kurumsallaşmış ırkçılığın daha yüksek farkındalığı, değersiz hissetme, kolluk kuvvetlerine karşı güvensizlik ve kurbanlardan biri olma korkusu ön plana çıktı. Yetişkin siyahiler arasında kurbanlardan biri olma korkusunun daha yaygın olduğu görüldü. Afrikan Amerikan çalışmaları üzerine uzmanlaşan Washington Üniversitesi'den akademisyen Jeffrey McKin, siyahilerin öldürüldüğü cinayetlerin çok sık meydana gelmesinden ötürü toplumun yaralarını sarmaya fırsat bulamadığını, bu nedenle insanların polis şiddetinin ya da diğer adaletsizliklerin kurbanlarından biri olacakları korkusu yaşadıklarını belirtti. McKin bu durumun, siyah paranoyası, olarak adlandırıldığını kaydetti. Polisin öldürdüğü kurbanların %60'ı AZLNLKLARDAN tekrar eden cinayetlerin Afrikan-Amerikan topluluğu için kolektif bir travma olduğunun altını çizen McKin, beyaz üstünlükçü bir toplumda siyahilerin ruhsal sağlığı oldukça kırılgan, dedi. Çalışmanın sonuçları sistematik ırkçılığın medyaya da sirayet ettiğini gösterdi. Buna göre cinayetlerin bir kısmı medyaya hiç yansımıyor. Ek olarak polis de siyahilerin kolluk kuvvetleri tarafından öldürülmesini her zaman kamuoyuna duyurmuyor. Guardian tarafından toplanan 2016 verilerine göre polisin siyah Amerikalıları öldürme olasılığı 2 katından fazla, Amerika Birleşik Devletleri polisi tarafından öldürülen silahsız insanların %60'ından fazlasını azınlıklar oluşturuyor.